Herkese günaydın. Bugün sizlerle birlikte Çuhadaroğlu metal incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden, ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirket ve bağlı ortaklığı, alüminyum profil, cephe, kapı pencere, mimari uygulama bölümlerinde faaliyet göstermektedir. Sanayi şirketi arkadaşlar. Şimdi hızlıca son dönem verilerine bir göz atalım. Bir hafta getirisine baktığımızda %1,94 hisse senedi değer kaybetmiş. Bir aylık getirisi %4,39 olarak gerçekleşmiş. Yılbaşına itibaren getiri, yani 1 Ocak 2021'den günümüze kadar olan süreçte %4,66 hisse senedi değer kazanmış. 12 aylık getirisine baktığımızda, yani 1 Şubat 2021'den günümüze kadar, 1 Şubat 2021'e kadar olan süreçte hisse senedi %124,10 değer kazanmış. Bütün periyotlarda BIST 100'e göre daha iyi bir performans sergilemiş arkadaşlar. Finansal verilerine bir göz atalım. 3. çeyrekler itibariyle, yani Eylül 2019-Eylül 2020 karşılaştırması yaptığımızda satışlar %28,1 düşmüş arkadaşlar. Buna rağmen net kar %256 artmış. Öz kaynaklar %5,9 artmış. Fabök ise çok daha büyük bir artışla %765 artış kaydetmiş. Şirket en son 2017'de temettü ödemesi yapmış. Sonrasında yok arkadaşlar. 2019 ise başı kar 15-16 kuruşlar civarındayken 2023'ün 3. periyot, yani Eylül itibariyle arkadaşlar bu 21 kuruşa çıkmış. Yani neredeyse %30 artış kaydetmiş, hatta daha fazla. Evet, yani neredeyse %45 civarları. Ama bu dediğim gibi 3. çeyrek verisi. Yani sene sonu verileri henüz elimizde yok. Belki çok daha iyi bir performans sergileyecektir. Şimdi hızlıca oranlarımıza göz atalım. Şirketin dolar bazlı fiyatına baktığımızda 3 yıllık ortalaması 53 sent iken son gerçekleşen 1 dolar 10 sent olmuş. Bu da negatif. Yani 2 katından fazla fiyatlanmış şu an. PK'sına baktığımızda fiyat kazanç oranı 10 ve altında ise hisse senedi ucuz deriz. Sanayi 30,66 iken TÜSAN'ın bu değeri 36,26 ile yaklaşık %20 bunun üzerinde gerçekleşmiş. Bunu nötr olarak aldık. Piyasa değeri bölü defter değeri 1 ve civarında olması beklenir. Sanayinin PDD'si 4,70 iken TÜSAN'ın 3,35 ile bunun %30 sanırsam altında gerçekleşmiş. Bu da pozitif. Firma değeri bölü faiz, vergi, amortisman öncesi kar. Bunun değerinde 10 ve altında olması pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin bu verisi 21,88 iken TÜSAN'ın 16,90 ile epeyce bir altında yer almış. Pozitif. Bu değeri hesaplarken diğer operasyonel gelir ve giderler dahil edildiğinde 14,81 değerine ulaşmışız. Sanayi için aynı oran 18,16 ile TUSAN'ın biraz daha üzerinde yer almış. Bu değerin de 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. Nötr arkadaşlar. Yani sanayinin hem çok, yani yarısı ya da 3'te 4'te 1'in nispetinde olmadığı için bunu da nötr olarak aldık. Şirketin, buna dikkat çekmek istiyorum, karlılığı düşük. Yani normalde %5 ve üstü karlılık pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. TUSAN'ın %4,96 ile 5'in altında. Ama şirket, yanlış hatırlamıyorsam, 2019'un ikinci çeyreği itibariyle artıya geçmişti. Şurada da gözüküyor zaten. 3 yıllık ortalama %2,29. Yani gitgide artmış karlılığı. Bu olumlu. Sanayinin karlılığı %6,25 olduğu için olumsuz gözüküyor. Negatif olarak alındı. Borçluluk %85 ve altı olduğunda olumlu kabul edilir. Sanayinin borçluluğu %60,94 iken TUSAN'ın %51,48 ile yaklaşık %10-15 altında. Bunu da nötr aldık. Yani öyle az önce söylediğim gibi yarısı ya da 3'te 4'te 1 seviyesinde bir fark olmadığı için bu şekilde bunu da nötr olarak aldık. Şimdi şirketin grafiğine geçelim. Grafiğe yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşumu var mı? Hızlıca yakalayabilmek. Ve kolayca yakalayabilmek tabii. Yılını açtığımda logaritmeye geliyorum. Hafif yükselip iyi bir düşüş gelmiş. Arkasından çok sert yükselmiş arkadaşlar. Aylıkta dalgalı bir görünüm. En son sağlam bir yükseliş gelmiş. Şurası pandemi dönemi. Haftalıkta yükseliş yatay
Sonra bir düzeltme, sonra sert yükseliş. Günlüğe geldiğimizde lineere çeviriyorum ölçek tipini. Hafif yükseliş, bir düzeltme, sonra yükselme trendi çok net gözüküyor zaten burada arkadaşlar. Aylığa geri dönüyorum. Logaritmeye çevirdim. Burada arkadaşlar yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi fiyat düşerken 50 günlük hareketli ortalamadan destek alıp dönmüş. Yani 50 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Şimdi haftalığa bir bakalım. Ha, onu söylemeden önce RSI'da burada 83 ile aşırı alım bölgesinde. Haftalıkta da pardon arkadaşlar şunu da söylemedik. Fiyat 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama bu aylıkta. Bu olumlu ve istenen bir durum. Yani kısa vadeliden uzun vadeli günlük 20 günlük 50 günlük şeklinde. Herhangi bir sıkıntı yok. Haftalığa geldiğimizde benzer bir görünüm. Yine fiyat 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama şeklinde. Bu sıralamada istenen bir durum. Şurada 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. RSI daha makul seviyelerde 71 ama gene arkadaşlar aşırı alım bölgesinde. Günlüğe geldiğimizde burada gördüğünüz gibi şurası çok önemli. Yani bu muhtemelen çarşamba günkü düşüş burası. Gelip 50 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Buradan geri dönmüş. Bu önemli. Yani bu bir kez daha bize destek ve dirençlerin pardon daha doğrusu hareketli ortalamanın işte 20 günlük 50 günlük hareketli ortalamanın destek direnç olarak çok güzel kullanılabileceğini gösteriyor. Burada fiyat altına kırdıktan sonra 50 günlük hareketli ortalamadan geri dönmüş. Şu an 20 günlük hareketli ortalama ile üst üste ya da bir tık daha altında. Yani fiyat bu şekilde hani kafasını kaldırmış yukarı yönlü bir hareket var. Bunu sürdürmesi halinde istenen seviyeye gelecektir. Yani fiyat 20 günlük hareketli ortalama onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde. RSI burada çok daha iyi arkadaşlar. 50 ile aşırı alım satım bölgesinde değil. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi tümünü sil diyelim. Günlük inceleme yapacağız. Bunun için lineer'i seçiyorum. Şu şekilde. Grafik tipini de çizgiden muma çeviriyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Mart'taki düşüşten sonra net bir şekilde yükselme trendine girmiş. Yani yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Şurada çok küçük bir şey var, ihlal var. Onun dışında genel itibariyle yükseliş trendi. Şimdi biz bunu çizelim. Şuradan aldım arkadaşlar. Şu ENAP bundan aldım. Alamadım. Şunu tekrar seçmem lazım sanırsam. Buradan aldık arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Evet. Şunu bir miktar şöyle düzeltebiliriz belki. Evet. 1, 2 uzat şeklinde yaptık arkadaşlar. Şuna da dikkat edin. Destek direnç çizerken 3 kere hani değmesi ya da öpmesi de diye de tabir edilir. 3 kere değmesi gerekir. Yani 1, 2 aldığınızda şurası 3. Şurası kesmiş hadi saymayalım. 4, 5, 6 şeklinde. Yani bu kendi kendini ispatlamış olur. Bunu hemen bir paralel çizelim arkadaşlar. Paraleli çizdik. Bunu şöyle şuraya oturtalım arkadaşlar. Bir tane daha paralel çiziyoruz. Bunu da aldık şu şekilde. Şuraya oturtturduk arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel burada hareket etmiş. Yani şu düşüşten sonra şuradan destek bulmuş. Yatay, yani yatay değil de belli bir eğimde devam etmiş. Destekten dönmüş, destekten dönmüş. İhlaller var şurada. Sonra sert bir yükseliş. Sonra bu ara direnci de kırmış. Bu artık destek olmuş yukarıda. Sonra gelmiş tekrar aşağı. Denemiş kıramamış, denemiş kıramamış. Bir daha denemiş gene kıramamış. Üste çıktıktan sonra en üst direnci kıramamış. Aşağı salmış. Destekten dönmüş arkadaşlar. Burası dirence dönüşmüş bu sefer. Buradan en alt destekten dönmüş. Destekten dönmüş. Yukarı çıkmış. Kıramamış geri gelmiş. Şurada bir süre oyalandıktan sonra gene denemiş. Üstünde kalıcı olamamış. Şuna dikkat arkadaşlar. Bu içi dolu mu? Yani düşüş var. Üstünde açmış, altında kapatmış. Aşağı gelmiş, buradan destek görmüş. Yukarı çıkmış, bir daha gelmiş. Sonra artık altında yer almış, bir denemiş, çıkamamış. Burası çarşamba günkü sert düşüş arkadaşlar. Perşembe cuma itibariyle yükseliş gelmiş. Ama gördüğünüz gibi şu alt destek gene çalışıyor. Yani biz bu analizi
Yani tam hatırlamıyorum da belki bir ay önce yapmıştık. Aynı çizgiler geçerliliğini koruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an şu destekten yani destek 7.65 civarlarında. Buradan tekrar dönmüş. Yani şurada hafif bir ihlal var. Burası önemli. Yukarıda ilk öncelikli hedef 8.5 var. 8.60'lar takip edilecektir. Daha da yukarı gidersek 9.5 var. Onlar mevzubahis olacaktır. Ama şu en üst direnç işte o 9.5'lar. Kaç gün süreceğini bilmediğimiz için buçuklar diyorum. Yani tahmini şeyler. Orayı kırarsa çok daha sert hareket gelir. Ama şuna da dikkat etmek lazım. Yani eğim gayet iyi. Yükselme trendinde. Güzel. Yani şey olarak iyi arkadaşlar. Yani şunu paralel çizip şunu da yapabiliriz. Ama çok fazla da olayı sulandırmak istemiyorum açıkçası. Yani hani şuraya da bir tane destek direnç. Yani olur da 7.80'leri de kırarsa aşağı doğru. Şunu biraz yana çekelim şöyle. 7.80'leri de kırarsa yeni destek şurası olacaktır. Buralarda işte 7.30'lar, 7.40'lar civarı. Ama görüldüğü gibi bu banda çok inmemiş. Yani sadece bir kere şöyle bir şey var. Bunu hani ihlal de alabiliriz. Şu şekilde uzatabiliriz. Şimdilik önemli olan takip edilecek seviyeler. Aşağıda 7.95, 7.90, 7.95. Yukarıda öncelikle arkadaşlar 8.90'lar, daha sonra da 9.80'ler civarı. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.